Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz, içerisine koyabileceğiniz 2 ekstra malzeme ile kalmış keklerinizi ya da bisküvilerinizi değerlendirebileceğiniz nefis bir tatlı tarifim var. Çikolata severler mutlaka bu tarifi değerlendirsin. Sizleri de hiç bekletmeden hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Dediğim gibi zaten çok az malzemeli ve çok kısa sürede hazırlayacağımız bir tatlı olacak. Daha önceden yapmış olduğum mermer kek vardı. İçerisinde portakal rendesi vardı ve bu şekilde portakallı kakaolu çok güzel bir aroması oldu. Bu haline dönüştürdükten sonra eğer sade bir kekiniz varsa içerisine ekleyeceğiniz kakao miktarını bir kaşık daha arttırabilirsiniz. Çok acı olmasın diye zaten kakaolu bir kek olduğu için ben bir yemek kaşığı kadar kakao ilave ettim içerisine. Ve dediğim gibi içerisine portakal rendeleyebilirsiniz. Benim kekim de zaten portakallıydı. Ya da sadece kakaolu bir kek harcı gibi de hazırlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. Ve bir fincan süt var. Süt miktarı yine ekleyeceğiniz kekin ya da bisküvinin çoğunluğuna göre değişebilir. O yüzden azar azar ekleyin. Böyle yoğurduğunuzda kurabiye hamuru gibi olacak. Kolayca toparlanacak. Elinize yapışmayacak. Bu şekilde hamur kıvamına geldikten sonra süt ilavesi yapmayı bırakabilirsiniz. Ben de bir fincan sütü azar azar ekledim. Ve tamamını ilave ederek istediğim kıvama getirdim. Çok iyi ve bastırarak yoğurmak gerekiyor. Özlü bir hamur gibi yapmamız gerekiyor ki tüm malzemeler kakaoyu yesin ve tamamen karışsın. Dediğim gibi içerisine ekleyeceğiniz malzemeler tamamen size kalmış. Yani sadece bir fincan sütünüz varsa bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Kekiniz cevizli bir kek olmuş olabilir. İşte dediğim gibi portakallı bir kek olmuş olabilir. Ya da zaten kakaolu bir kekse içerisine ekstra hiçbir malzeme eklemeden sadece süt ilavesi yaparak bu hamuru toparlayabilirsiniz. Streç film sermiş olduğum tezgahın üzerine hazırlamış olduğum harcı alıyorum ve güzelce sarıp şekil vereceğim. Ve bu şekilde yaklaşık yarım saat kadar buzluğa atacağım donması için. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben silindir şeklini verdim. Tatlı artık dolaptan çıkacağına yakın içerisine çikolata hazırlıyoruz. Ben sütlü bitter çikolata karışık koydum ve içerisine badem ekledim. Kıyılmış badem o üstündeki çikolata parçacıklı görüntüsünü vermek için. Ya da zaten marketten alacağınız çikolatayı böyle fındıklı, fıstıklı alıp o şekilde doğrayabilirsiniz direkt. 80 gram kadar çikolata kullandım. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Ben mara usulü eritiyorum. Görmüş olduğunuz gibi alttaki sos tavasından daha büyük olacak şekilde bir tabak gibi bir şey koydum üzerine. Ben mara usulü çikolatamı eritiyorum su kaynadıkça. Çikolatayı da ara ara karıştırarak eritiyorum. Tatlımı da dolapta iyice dondurduktan sonra üzerine hazırladığımız çikolatayı ekleyeceğiz. Çikolatayı ocakta kendi halinde bırakmayın. Su kaynadıkça dediğim gibi buharıyla erimeye başlıyor. Ara ara bir kaşık yardımıyla karıştırın ve kesilmesin. Su bu arada asla çikolatanın içerisine girmesin ki çikolatamız kesilmesin dediğim gibi kolay eriyebilsin. Yağlı kağıt koydum kenarlarına. Kalan çikolatalarda ziyan olmasın diye toparlayıp tekrar bir çikolata haline dönüştürebilirim diye tabaktan sıyırması zor oluyor. Sizlere de bir öneri olsun. Tamamen bademli çikolatalı bir kaplamayla tatlımın üzerini kapatıyorum. Dediğim gibi üzerindeki çikolata içerisine koyacağınız malzeme size kalmış. Sadece çikolata da ekleyebilirsiniz. Ya da yok ben çikolata kullanmak istemiyorum. Evimde çikolata yok diyorsanız. Sadece bu şekilde bir baton kek hazırlayıp Hindistan cevizini bulayabilirsiniz kenarlarını. O şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ama bu haliyle gerçekten muhteşem bir tatlı haline dönüşüyor. Tekrar dolaba kaldırdım. Buzluğa değil. Dolapta iyice donduktan sonraki görüntüsü de bu şekilde. Tatlımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çayın kahvenin yanında gerçekten muhteşem bir farklı bir tatlı haline dönüştü. Kalan kekleriniz ve
bisküvileriniz varsa bu haliyle herkes çok sevecek. Dilediğiniz porsiyonlarda dilimleyerek tatlınızı sunuma hazırlayabilirsiniz. Şöyle iç kısmında göstereyim. Dondurma tadında böyle soğuk soğuk tercih ettiğinizde ayrı bir lezzetli oluyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca yeni tariflerim için sağ alttaki abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açarsanız kaçırmamış olursunuz tariflerimi de. Hemen kıvamını sizlere gösterip videomu sonlandıracağım. Dilerseniz Instagram kayınvalidem ve ben hesabından da bana denemiş olduğunuz tarifleri yollayabilirsiniz. Oradan takip ediyorum. Şöyle iç kısmını da gösterdim. Artık videomu kapatabilirim. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Yeni videolarda ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.